Merhabalar arkadaşlar. Elişi dişlerim kanalına hoş geldiniz. E, bugünkü videomuzda farklı bir örgü tekniği, amigurumi de kullanılan bir örgü tekniğini göstereceğim. E, biliyorsunuz bir seriye başladık. de kullanılan terimlerin okunuşları, yazılışları, e, örülüşleri. Ayrıca e, sadece bununla sınırlı kalmasın dedim örgü tekniklerini de göstereceğim. Aklıma gelen e, amigurumi ile ilgili olan. E, onunla ilgili de bir playlist hazırladım arkadaşlar. Bu yaptığımız bu tekniklerin hepsini orada toplayacağım. E, ihtiyaç duyduğunuzda hemen oradan ulaşabilirsiniz. E, yorumlarda bir arkadaşım çapraz sık iğneyi merak etmiş. Ve sihirli halkanın başlangıcından itibaren nasıl yaparız? diye bir ricada bulunmuş. Bugün onu yapacağız birlikte. Normalde araştırdığınız zaman videoları var arkadaşlar. Bir de benden öğrenmenizi isterim. Hem de benim için de bir deneyim. Böyle istediğiniz teknikler, farklı örülüş şekilleri, merak ettiğiniz şeyler varsa mutlaka yorumlara yazın. Hem birlikte öğreniyoruz arkadaşlar, hem de böyle etkileşimli bir video çekmiş oluyorum. Yani kanalımı da şekillendirmiş oluyoruz bir şekilde. Şimdi çapraz sık iğne yaptığımız zaman örgümüz nasıl fark ediyor? Biliyorsunuz hem normal amigurumi ipiyle de örgü çalışıyoruz. Hem de kadife iple de oyuncaklar örüyorum. İkisinde de bu örgü tekniğiyle nasıl fark ediyor onu göstereceğim. Önce sonra da yapılışına geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada iki tane kalp ördüm. Şimdi bu kalbimiz normal sık iğnemizle örülmüş bir kalp. Bu da çapraz sık iğne ile Şimdi çok az bir boy farkı var. Normal sık iğnemiz biraz daha büyük kalp olarak arkadaşlar. Çünkü hı, bu çapraz sık iğneyi yaparken biraz daha sıkı örüyoruz. Onu fark ettim. Bunu oyuncaklarınızda kullanabilirsiniz. Çok da tatlı oluyor. Özellikle e, kız bebeği, yani bebek ördüğünüz zaman çok tatlı duruyor arkadaşlar bu teknik. Umarım net gözüküyordur. E, ben çok tercih etmiyorum. E, örgümü çok yavaşlatıyor. Ama tercih size kalmış. E, güzel bir teknik dediğim gibi bu teknikle de örlen oyuncaklar çok fark ediyor. Hoş duruyor arkadaşlar. Şimdi bir de kadife ip de nasıl fark ediyor. bu altı potumu örenler varsa bilirler. Farklı bir teknikle ördük çünkü. çapraz sık iğnenin kadife iple yapılmış hali. Arkadaşlar bunda da çok fark ediyor. Oyuncak da böyle yan yan çizgi halinde duruyor sık iğnelerimiz çapraz yapıldığı zaman şöyle göstereyim yakından bunu örgü tekniği biraz farklıydı tarifine ulaştığınız zaman fark edeceksiniz ee, normal sık iğne ile ördüğümüz bu tekniğimizde biraz daha düz duruyor hatta bazı yerlerde V şeklinde duruyor şöyle tersten bakıldığında hani e, şöyle yan yana getirdiğimde biraz daha farklı arkadaşlar. Şimdi çapraz sık iğneyi birlikte yapalım arkadaşlar. Sihirli halkadan itibaren başlangıçtan itibaren öreceğiz arkadaşlar. Öncelikle bir tarif yapmayacağım. Birkaç sıra birlikte öreceğiz. Nasıl durduğuna bakacağız. Sihirli halkamızı yapalım. içerisine 6 tane sık iğne örüyorum arkadaşlar. Sihirli halkamızı kapatalım. Karşıdaki ilk sık iğnemizi bir ilmek kaydıralım. Şimdi normal ördüğümüz gibi örerek çapraz sık iğnemizde tarif edeceğim arkadaşlar burada arttırma yapacağım hem arttırmayı göstereyim sonrasında da eksiltmesini nasıl yapacaksınız onu göstereyim bu da merak ediliyor çünkü şu ara kısma ilmek belirleyicisi olarak bu ipimizi yerleştirelim Şimdi ikinci sık iğne ikinci sıramızda bütün sık iğnelerimizi çift batalım toplam 12 tane sık iğne elde edelim şimdi sık iğnemize battık normalde sık iğnemizi yaparken tığımızı ipimizin altından geçirip tığımızın bu gaga kısmına ağız kısmına ipimizi takıp çekiyorduk şimdi çapraz sık iğne değilse farklı yapıyoruz sık iğnemize battık ipimizin üstüne geçiriyoruz tığımızı arkadaşlar bu şekilde üstünden bu ağız kısmına gaga kısmına ipimizi taktık ve bir ilmek çıkardık birleştirmesini ise normal yaptığımız gibi birleştireceğiz yine ipimizin alt kısmından geçip tığımıza takıp bu şekilde birleştiriyoruz şimdi aynı yere tekrar batıyorum çift gideceğiz çünkü sık iğnelerimiz çift dolduracağız tığımı battım ipimin üstünden geçip gagal kısmından takıp çıkardım normal ördüğüm gibi örüp birleştiriyoruz tekrar bir diğerine geçtim bu şekilde arkadaşlar biraz daha yakın göstereyim sık iğnemizin normal batmamız gereken yerine battık tığımı üstten geçirdim bu ağız kısmına ipim takıldı içinden çıkardım ve birleştirmesini normal yaptığımız gibi yapıyoruz tığımızı sırtını yasladım bir tur çevirdim İpim ağız kısmına takıldı ve çektim. Aynı yere tekrar yapıyorum. Battım. İpimin üstünden tığımı geçiriyorum. Gaga kısmına takıldı. Çektim. Normalde yaptığım gibi birleştirmesini ipimizi o şekilde çekiyoruz. Tekrar bu sıramızı böyle tamamlayalım. Biraz yavaş yapacağım. tekrar batıyorum üstten geçirdim bu şekilde bir sonrakine Evet ikinci sıramız tamamladık arkadaşlar. Şimdi üçüncü sırada bir sık iğne bir arttırma yapacağım. Bu teknikle örmeye devam edelim. Şimdi ördükçe şekli ortaya çıkacak arkadaşlar ilk sırada olduğumuz için ilk sıralarda çok net gözükmüyor Normal sık iğne ile örmeye alıştığım için arkadaşlar sürekli ona gidiyor elim. Şimdi şu son kısmı yine yavaş yavaş yapalım birlikte. Üstten aldım. Normal birleştirmesini yapıyorum. Evet arkadaşlar. Çapraz çarpı şeklinde gözüküyor arkadaşlar ee, sık iğnelerimiz bu kısımlar arttırma yerlerimiz bu şekilde tarifimiz bir de eksiltmesini de yapalım çünkü e, yeni başladığımız bir tekniğin insan ister istemez stresini yaşayabiliyor nasıl yapacağım diye şimdi arttırmasını gördük arttırmada aynı yere çift batıyorduk bir de eksiltme yapalım bir tane sık iğne bir eksiltme şeklinde gidelim arkadaşlar şöyle yapalım bir sık iğnemizi ördük şimdi iki tane sık iğneyi birden birleştireceğiz arkadaşlar ee, isterseniz bu halde bu şekilde her ikisinden ilmek geçirip bu şekilde birleştirebilirsiniz şimdi bu bir yöntem normal sık iğnede de kullandığımız bir yöntem arkadaşlar her iki sık iğneden yine alırken bu şekilde tığımızın üst kısmından geçiriyoruz o şekilde alıyoruz bu şekilde de üçünü birden birleştirdik tığımızdaki bu üç ilmeği bir de gizli diye yaptığımız daha estetik duran e, Eksertmemizi yapalım. Arkadaşlar. Onu da yapalım. Birinci sık iğnemin ön tarafındaki ilmeğini aldım. İkinci sık iğnemin de ön taraftaki ilmeğini aldım. Bu ikisini birleştireceğim. Yine ipimin üzerinden tığımın ağız kısmına ipimiz taktık. Bir ilmek geçirdik. Şimdi tığımda yine iki tane ilmek var. Normal. Birleştiriyorum arkadaşlar bu yönteme alışırsanız daha iyi olur arkadaşlar daha estetik duruyor eksiltmeleriniz çok keskin olarak gözükmez tavsiye ediyorum yani eliniz ona alışırsa çok iyi olur tekrar yapalım iki tane sık iğnemin ön taraftaki parçalarını aldık bu şekilde yine üstten geçirip ikisini birleştirdim ve normal birleştirmemizi yapıyoruz. Tekrar bir tane daha yapalım bu yöntemle. Evet arkadaşlar. her iki yöntemi de kullanabilirsiniz ama şu ilk yaptığımız eksiltmede yeri belli oluyor arkadaşlar. Bakın örgümüzün şekli değişti. O devam ettikçe yüzde böyle bir çizgi halinde bir e, kısım oluyor eksiltmelerde. Ama bu yöntemle yaptığınızda sanki e, normal örgünüze devam etmiş gibi gözüküyor. O yüzden e, bu ikinci yöntemi normal sık iğne eksiltmesinde de onu hep yapıyorum. Tavsiye ederim. Çapraz sık iğnemizde bu kadar arkadaşlar. Yine aklınıza takılan tarif etmemi istediğiniz merak ettiğiniz ya da videom hakkındaki görüşleriniz benim için çok değerli arkadaşlar katılımınız inanın tek tek okuyorum çok da mutlu oluyorum takdir edilmek de çok motive edici sizlerin benimle birlikte örmeniz de çok motive edici oluyor benim için beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar Kendinize çok çok iyi bakın bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.